Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Need for Speed No Limits videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Need for Speed No Limits videosu Alpha Bravo etkinliğine kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Eğer önceki Need for Speed No Limits videosu izlemek isterseniz 5. ve 6. gün nasıl oynadığımı, nasıl tamamladığımı da izleyebilir, görebilirsiniz. Daha fazla Need for Speed No Limits videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak bir. Benim Rabbim kanalımıza da hala abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet, Marcus King artık yani dışarıya çıktı falan diyor. Hiç şaka falan da yapmıyor diyor. Hani bayağı bir ciddi diyor. Yani inanamayacağın dosyalar falan var diyor. Evet, Juan bunu dediyse bir sıkıntı var demektir. Etkinliği bitirmek için 699. Birinci PR duvarını açmak için de 686 istiyor. Biz direkt olarak yükseltmemizi yapıyoruz. Ardından yükseltmelerimizi yapacağız. Parçaları yükselteceğiz. Direkt 680 oldu zaten. O yüzden çok da problem yok. Evet, turbodan başlayalım. Direkt rebuild yaparak. Umarım yeterli parçamız vardır da bol bol yükseltme yaparız. Zaten direkt olarak turbo kit olduğunu söylemiştim. Backplate'den 6 tane varmış. Thrust Sleeve'den de 3 tane varmış. Yani her şekilde turboyu yükseltmeyi başardık. Yani turbo artık mor. Mor enderliğe, destansiye, epiğe yükselttik. Güzel. Backplate'leri verdim. Bize 3 tane Thrust Sleeve lazım ki 5. yıldızı çıkartabilelim. Ondan sonra bir daha ihtiyacım olmayacak. Bir daha ihtiyacım olmayacak. Backplate'lerimin de hepsini harcadım galiba. Umarım hepsini harcamışımdır. Çünkü artık fazladan gelecek backplate'ler boşa gidecek. Sırada vites kutusu var. Şimdi onu yükseltiyoruz. Henüz vites kutusunun kiti gelmedi. Çünkü oyun kendisi verecek zaten. O sebeple ötürü olarak almak istemedim. Boşa para kaybı olmasın diye. Tekerlekten devam. Tekerleğin kitini almıştım. Tekerleğin kitini almıştım zaten. Hop, direkt olarak bastık. 691 şu anda. 692. Gayet güzel. 694 olma ihtimali çok yüksek. Hatta yani 695 bile olabilir. Bakalım şöyle be. 694. Evet, 695. Evet, 695'te kaldı. Sırada nitro yükseltmesi var. Yani etkinliği şu ana dümdüz yarışların vereceği parçaları alarak bitirebileceğiz gibi gözüküyor. Yani umarım öyle olur. Fazlalık parçaları zaten basacağım dediğin gibi. Parayı da ona göre değerlendireceğiz. Eko'nun da kiti gelecekti galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ya Eko ya da Nitro kiti verecek. Bu 7. günde. Yani hiç Nitro ile alakalı bir kit almak istemiyorum. Para kaybı benim için. Değmez yani. Ama belki çok param olursa yaparım, belli olmaz. Neyse, toplam bu arada 16 yarışımız var. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Backplate direkt olarak veriyor bu arada oyun. Direkt olarak. Ekstra PR basarız zaten. Bir tane daha backplate gelirse. Ama para kaybı oluyor işte. Neyse, Tyler'la kimle yarışıyoruz bu arada? Bu yarış kötü bir fikirdi, Hotshot. Sana ne oluyor? He, Armstrong ile beraberken bile bu kadar başım belaya girmişti falan diyor. Hani biraz sakin kalmamız gerekmiyor muydu? Evet, doğru, ama Marcus geri döndü. Hani bir şekilde onunla icabına bakabiliriz falan tarzı bir şey söylüyor. Eğer ki ortaya çıkarsa ve seninle yarışırsa ona gününü gösterebilirsin ve yükselebilirsin diyor. Birinci sıraya tırmanabilirsin diyor. Yani bu yarışlara, bu düzenlenen yarış etkinliğine damgasını vurabilirsin diyor. O sebepten ötürü olarak yine bu riski almamız çok da yanlış bir durum değil. Video gereksiz fazla uzun sürmesin diye draftingle falan uğraşmıyorum çünkü zaten paramız çok fazla şu anda. Hani ekstra para kasmak istersem zaten kasarım, hiç problem yok. Benim ana amacım şu anda etkinliği bitirmek. Yeterli PR'a da ulaştık neredeyse, zaten 698 yaptık. Yanlış hatırlamıyorsam. Rakama çok fazla bakmadım. Yani her şekilde 699 olur. 700'ün üstüne çıkar yani. Çok rahat bir şekilde hem de. Thrust Sleeve falan gelirse %100 hani. Garanti. Neye bulaştığını bilmiyorum Hatchet, ama umarım senin kafanda sonuçlanmaz diyor. Hani senin için problem olmaz diyor. Senin için kötü sonuçlanmaz diyor. Sonuçlanmaz kötü, merak etme kim. Sen merak etme. Anla Nitro tankı veriyor zaten. 698'miş bu arada. Hito tankına bassak 699 olma ihtimali var, ama bilet biteceği zaman, biletleri harcadıktan sonra yükseltmeleri yapacağım. Tamam, gel benimle buluş, bekliyorum diyor bizim Juan. Ulan var ya, bizimkiler durumu bilse neler derdi acaba, çok merak ediyorum. Bir de iyi kalkış yapabildik ya, mükemmel kalkış yapamadığım için orada biraz takıldım. Hani yavaş kalktık, vakit kaybı ya. Neyse tamam, o kadar da abartmayalım ya. Paradan da az kırıyor ama ya o kadar da önemli değil. Neyse, zamana karşı bir yarış oldu ve karşımıza hiç araç çıkmadığı için
Kaydıra kaydıra, drift yapa yapa, bol bol nitro basa basa geçebilirsiniz arkadaşlar. Hani nitroyu önce doldurayım ondan sonra hızlanayım falan derseniz feyleme ihtimaliniz var. Evet, o anda da buluştuk. Evet, King bu arada bu koordinasyonları sağlıyormuş vesaire falan diyor. Ha, eski çetesini falan kurtarmaya çalışıyormuş vesaire. Edge'le buluşmanı sağlamamız gerekiyor falan diyor. Bu sayede Marcus King'i altere binmek için plan yapabiliriz falan diyor. Hani Edge zaten gizli eleman gibi bir şeydi, hani bize bayağı bir yardımcı oldu. O yüzden Edge'in bize yardımcı olması, tekrardan buluşmamız kritik. Aha, Edge karşımıza çıktı zaten direkt. Evet, selam Edge, ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Hey, sen beni nasıl bulmaya devam edebiliyorsun? Yani umarım King zorlu bir zaman içerisinde falan diyor. Son beni duvara çarptım işte diyor. Yani bir de senle uğraşıyorum falan diyor. Neyse hadi gidelim. Sonra plan falan yaparız diyor. Edge, ne yapsın adam yani sonuçta. King'in alt edilmesini, yenilmesini, aradan çıkartılmasını istediğinden dolayı kendisinin en büyük tek çıkar yolu da bize yardım etmek. Mecburi yani, yapacak bir şey yok. Kabul etmek zorunda yani, iyi olsa etmesin. Kendisini de şey yaparız hani, kendisini de alt ederiz. Kendisini de sap dışı bırakırız gerekirse. Neyse, Edge de çok rahat bir şekilde yani anlatmaya gerek yok. Tamam, diyalog yok, direkt olarak geçelim. Kaldı 3 bilet. Biletleri harcadıktan sonra yükseltme yapacağım dediğim gibi. Evet, eko parçası verecek. Sıradan olmayan. Eğer ki lazımsa basarız zaten. Ben lazım diye hatırlıyorum. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Neyse. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Şimdi arkamızda polisten mi var? Aha, eyvah. Eyvah eyvah. Armstrong senin Bravo'dan olduğunu bilmiyor. O yüzden ona bunu anlaması izin verme diyor. Eyvah eyvah. Yani bir Armstrong'umuz eksikti zaten. Bir şu dangalak polis memuru eksikti. Tam olarak polis denemez de. Anladınız siz beni hani. Evet, berbat oldu bu arada. Bayağı kötü oldu. Çok yavaşladık. Ya şerefsizlik yaptı yalnız polis bana orada. Bana çarptı. Kaybedersem var ya, biletim boşa gidecek ve bu da benim bayağı bir canımı sıkacak. Hayır, o kadar PR fazlalığım var. O kadar avantajım var. Kıytırıp bir polis yüzünden biletim boşa gitmesini istemiyorum. Ama yakaladım gibi ya. Ha, yakaladım. Biraz drafting yapayım da garanti olsun. Tamam, güzel geçtik. Uf, Allah'tan var ya, o kadar geliştirme yaptık. O kadar para harcadık. O kadar para biriktirdik. Yoksa sıkıntı olacaktı bizim için. Güzel. Güzel. Her şeye rağmen kazandık. Diyalog yine yok. Tamam. Devam. Kaldı 2 bilet. 2 yarış. Zaten videoyu 3 parçaya böleceğim mecbur. Çünkü anca yetiyor. 16 tane yarış var toplam. O sebepten ötü olarak yine birazcık uzun sürecek. Ama 3 ve 4, 3, 4 ve 5, 6. günün videolarına kıyasla daha kısa sürecek tabii ki de doğal olarak. Tamam, yeterli. Tamam, ben diğerlerine şey yaparım ve sonra buluşuruz diyor. Edge, eyvallah. Ulan Edge de olmasa var ya, bize bayağı bir yardım etti gerçekten. Neyse, bu yarış kısaymış bu arada, o yüzden direkt basıyorum nitroyu. Hem daha hızlı bitirelim yarışı falan diye. Yani 3-5 fazla paraya ihtiyacım yok şu an ya. Gerçekten yok. Zaten 135-140k paramız var, daha ne olsun ya. Biz daha ne yapalım Allah aşkına. Bu sebeple ötü olarak direkt basalım geçelim. O aracımız o kadar iyi durumda ki, o kadar kolay kazanıyoruz ki yarışları. Zaten ne kadar yüksek derecede fark attığımı, arada ne kadar fazla mesafe olduğunu görüyorsunuz. Zamandan da aradaki süre farkından anlarız zaten her şekilde. Bu arada güzel makas attık bu yarış. Bayağı bir araç varmış. O yüzden makas atmaya özen gösterin. Kaç tane makas attık? 7. Bence gayet iyi. Bakın 5 saniye fark atmışım. Yani 5 saniye yüksek bir süre. O olduğun yerde 5 saniye yani. Çok yüksek bir süre gerçekten. Bence. Evet, burayı da geçtikten sonra biletlerimiz tükenecek. Tekrardan Juan ile karşılaştık. Abi aradaki PR farkına bakar mısınız ya? Kırdım, oyunu kırdım. Neyse, bu arada diyalog yok ha. Neyse, Armstrong ve... Oha yalnız. Armstrong ve ekibinden kurtulduk en azından. Öyle bir güzel bir tarafı var. Polis yok şu an peşimizde. Polis olmadığına göre, Juan da burada olduğuna göre yine bir şeyler konuşulacak. Hatta ne zaman Juan da buluşsak kısa bir yarış yapıyor.
üstüne bir konuşuyoruz. Daha doğrusu Juan konuşuyor. Hiç uğraşamayacağım. Ben seni direkt geçip yarışı kazanıp videoyu bitirip, bitirip derken yükseltmeleri yapıp bitirip biletler olduktan sonra devam edeyim istiyorum. Bakalım kaç dakika olacak video toplam olarak. Tabii siz direkt olarak göreceksiniz ama hani yarışları normalden bir tık daha hızlı bitiriyorum ya. Drafting'dir, şudur budur çok uğraşmadan. Bakalım ne kadar sürecek video o yüzden. Geç abi, geç 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 geç. Kralın yeni kraliyet adamları senin yoluna çıkacak vesaire falan diyor. Yani polis mi olacağız şimdi? Yani polis mi olacağız? Kovalamaca falan mı yapacağız? Evet, aynen öyle bu arada. Aradan çıkarmamız gerekecek. Tamam, no problem. Nitro yükseltmesi varmış bu arada sadece. 698'de kaldı şu anda PR. Parayı harcamayacağım. Şu anda parayı harcamayacağım. Bizim tekerleğe ihtiyacım var. Hadi harcayayım parayı bari. Tekerlek bulayım bir tane. Bir tane tekerlek bulmaya çalışayım. Hadi bakalım. Umarım bulurum. Umarım bulabilirim. Sanmıyorum öyle kolay kolay bulabileceğim ama. Hadi bir tane de şundan alayım. Clutch'tan lazım olacak. Tekerlek lazım değil. Tekerlek basmam bu saatten sonra. Hadi lan bir tane tekerlek istiyorum ya. Altında veriyor bir de utanmadan. Utanmadan altında veriyor. Hadi şundan da alayım bari. Aha verdi. Şundan da alayım bir tane. Evet, paramızı 100 bin liraya kadar düşürdük. Daha ne yapayım yani? Ben daha ne yapayım? Acaba ben şey yapmakta hata mı ettim ya? Şeyi geçmekte. Fren parçasını geçmekte. Şunu geçmekte hata mı yaptım? Hata yapmış olma ihtimalim var. Hatta almakta hata etmişim. Aman neyse, bir tane daha gelir büyük ihtimal yarışlardan. O zaman şey yaparız zaten, her şekilde kurtuluruz. Mesela şu an tekerleği 6 yıldız yapamayacağım için bu yapacağım yükseltmeler boşa gidecek. Ama en azından şuradan ekstra yükseltme yapabileceğiz. Pierre'de 701'e çıkardık. O rahat 703 olur bu arada. Rahat 703 olur. Oo, 704. Nice. İki tane daha bulduğumuz anda motor mora erişecek. Bu da PR'ın 706 falan olmasını sağlayacaktır. Neyse, ben videoyu burada durduruyorum şimdi. Kaldığımız yerden tam gaz, biletler de olduktan sonra devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an evde internet olmadığı için videonun bu kısmını dışarıdan çekiyorum. Haberiniz olsun. Umarım ses konusunda en ufak bir problem vesaire olmaz. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz 7. yarıştan. Hadi bakalım, hadi bakalım. Rerent diyor bu arada ve kovalamaca, yani polis olarak devam edeceğiz. Rerent dediğimiz şey zaten arkadan vurma. Onu da hemen yapalım da çıksın arada. Yapamadım lan. Yapamadım. Öyle ama güzel hasar verdim her şekilde. Neyse, çok para kasmaya uğraşmayacağım ama. Hem video gereksiz fazla uzun sürmesin diye, hem de zaten her şekilde etkinliği tamamlayabileceğimi düşünüyorum. Tamam, bir tane yaptık bu arada. Ulan ne uğraştırdınız be. Ne uğraştırdınız be. Al. Tamam, bir tanesini indirdik. Çekil önümden. Tamam, görevi tamamladık. Görevi tamamlamadan yapınca, mavi yakalayınca saymıyor oyun. Hani başarısız olduğunu sayacağından dolayı maalesef ki uğraşmak zorundayız bunları da. Artık gider misin bu arada? Teşekkürler. Güzel, indirdik bunu da ve bu seviyeyi de başarılı bir şekilde tamamladık. Bu yarışı rahat bir şekilde tamamladık. Görevi yaptık zaten. Ne kadar kazandık peki? Ya çok bir şey kazanacağımızı beklemiyorum ama ya bu sadece başlangıçta evlat falan diyor. Senin ana amacın yolda. King yavaştan ortaya çıkıyor falan diyor. Tamam. Ha. Hani önce böyle bir yarışçı olup önünü falan açıp ondan sonra peşinde düşman daha mantıklı olacaktı. Daha iyi olacaktı tarzı bir şey söylüyor o an. O zaman biz de ona göre hareket edeceğiz. Yani şu anda gördüğünüz gibi hani yarış yapacağız. Sonlarda böyle polis olarak faaliyetimizi göstereceğiz. Aha da Marcus King Coins'e CCX kullanıyor kendisi. Oyunun başında da bu arabayı kullanıyordu. İlk rastlaştığımızda falan. Sanırım seni de şimdi şey yapabilirim, hani seni şimdi alt edebilirim falan diyor. Çok uzun sürmese gerek. Yani bunca zaman sen sadece bir amatördün diyor. Ya sen hayırdır Marcus King ya, hala ego yapıyor ya, sen hayırdır, sen kimsin ya? Seni polis olarak yakalayıp da içinden geçmek için var ya, öyle bir sabırsızlanıyorum ki. Ulan Porsche kullanıyoruz. Adamın altında Koisek var ve ona rağmen biz kazanıyoruz ya, kazanabiliyoruz ya. Biz daha iyi olabiliyoruz ya, o biraz ilginç ya. O biraz komik bir detay. Bu arada PR'ımız yüksek olmasa belki kazanamayabilirdik. Neyse.
kazandık bu yarışı. Hala bana sadece acı veriyorsun falan diyor. Hani bir süreliğine gitmiş olabilir ama bu şehir benim şehrim diyor Marcus King. Ya sen hayırdır ya, benim şehrim falan diyor bir de ya. Evet, giderek sinirleniyor bu arada. Tavırlarda falan böyle bir sertleşme var, ağırlaşma var, agresiflik var. Bir de hard diyor bu arada. 704 PR'ımız olmasına rağmen hard diyor. Zorlayabilir o yüzden. Yeterince oyun oynadık hani. Seninle daha fazla uğraşmak istemiyorum diyor. Sana olan vaktimiz sonuna geldik falan diyor. Ya sen hayırdır Markus'cum ya. Ya sen kiminle dans ettiğinin farkında mısın acaba? Koskoca Hofa'dan var lan karşında. İstediğin kadar artistik yap. İstediğin kadar yeter falan de. Aracın güzel ama. Güzel, aracın güzel. Coinsex sonuçta. Seviye atladıkça falan Coinsex CCX'in çizimlerinden falan veriyor zaten. Bu arada bu sefer güzel fark attık ya. Bir de hard diyordu ha. Hard demesine rağmen. Güzel. Ne oldu Markus, yenemedin? Ne oldu? Hala direniyorum gördüğün gibi. Sen de hala beni alaşağı edemiyorsun. Hayırdır? Hadi açıl oyunu da. Hadi hadi. Bekletme kardeşim hadi. Hadi hadi. Heh. Bir an internet gitti sandım. Mobilden bağlanıyorum da şu anda. Kendi internetimden bağlanıyorum da. Evet, devam ediyoruz. Markus King'den devam ediyoruz. Gel. Asıl yarış şimdi mi? Yani ne yapmam gerekiyorsa yapacağım vesaire falan, yani ne kadar direnli falan umurumda değil tarzı bir şeyler falan söylüyor. Evet, Markus sinirleniyor. Markus gerçekten sinirleniyor ama. Ve bu yarışlar kısa yarışlar olduğu için ve yani karşımıza adam akıllı araçla çıkmadığı için direkt olarak drafting falan yapabilirsiniz isterseniz ama ben vakit kaybetmemek için drafting yapmayacağım. Araç çıkmıyor deyip de araç çıkması. Bir iki taneden bir şey olmaz da. Ne oldu Markus, 100 metre fark yedin bile. Keşke 200 metre falan fark atabilsem sana da. Neyse, drift esnasında falan en azından farkı açtırmıyorsun. En azından farkı o sırada açtırmıyorsun. Ama nitroyu bastığım anda fiu uçuyorum zaten. He, Markus'a baktığında artık hani pratik yapmaktan falan çıktığını görüyorsun diyor. Hani aynı tavır ama yeteneklerini konuşturuyor şu anda. Ha, bu sefer araç değiştirme vesaire falan yok diyor. Evet, Markus iyicene böyle bir dellendi yani. Onu anlamış olduk. E hadi o zaman. Hadi yarışalım. Aha da vites kutusu veriyor bu arada. Güzel. Aha da Juan da geldi. Evet, Markus'un bu arada PR'ı da artıyor. Bu da zorluğun arttığının göstergesi zaten. Evet, diğer işlerden şey yapamadım vesaire falan ama geldim yardıma diyor. Demek ki ben yokken Black Ridge'in yarışçıları falan vesaire bu şekilde topluyorlar vesaire falan diyor böyle. Yani demek işler böyle yürüyormuş falan diyor. Ha, işler aynen de öyle yürüyor Markus'cum. Ne oldu, beğenemedim mi? Hatta sırf bu yarışı özel olarak biraz draftik yapacağım. Çünkü neden olmasın? Senden para yemek istiyorum Markus'cum. Da Juan yüzünden o birazcık suistimal oldu ama çok da problem olacağını düşünmüyorum. Ben yine draftingimi yapar, yine cebime ekstra parayı indirir, hayatıma devam ederim. Şöyle bir yarışı %60'ı falan olsun ya da 65 olsun, çok da fark etmiyor. Ama arada makas atıyoruz. Da Markus'a çarpmam iyi olmadı. Markus'a çarpmam hiç iyi olmadı hem de. Ama her şekilde geçeriz, no problem. Güzel, arabaya da çarptı. Çok güzel, çok güzel. Harika. Hemen farkı biraz daha açarım diye düşündüm ama çok da öyle olmadı. Ama yine de fark etmez. Zaten kazandık yarışı her şekilde. O yüzden no problem bizim için. Geriye bir tane bilet kaldı. Bunu da harcadıktan sonra videoyu sonlandıracağım tekrardan. Tamam, ben onu meşgul tutmaya devam edeceğim. Sen de aracını değiştir diyor şu an. Yani Markus'u yakala. Artık bu Markus'u yakalamanın eşiğine geldik diyebiliriz. Hadi bakalım, hadi bakalım. Aha da zamana karşı yarışta devam ediyoruz. Tamam hadi çabuk. Ya benim üzüldüğüm tek olay polisken PR'ımızın daha düşük olması. Tek sıkıntı bu. Ya onun da sebebini anlayabiliyorum tabii ki. Sonuçta böyle daha böyle ağır zırhla falan parçalarla ek parçalarla modifikasyon yapıldığı için. Oha, burada niye bu kadar kısa bu yarış? Fazla kısa. Neyse, işime gider, o çok şey değil de. Yani neden bu kadar kısa yani? Neyse, geçtik her şekilde. O yüzden no problem. Nice. En azından video birazcık daha kısa sürecek. Tamam, E-Traptor yani polis arabasını aldın diyor. Ya şimdi ya hiç. Evet, artık son düzlüklere gelmiş durumdayız etkinliğin.
Yani artık son yarışlar ve Marcus'u yakalamamız an meselesi. Ben şimdi yükseltmeleri yapacağım. Yükseltmeleri yaptıktan sonra videoyu sonlandıracağım dediğim gibi. Kaldığımız yerden tam yaz zaten. Biletler dolduktan sonra. Daha doğrusu etkinliğim bitmese yakın bir zaman kala devam ediyor olacağız. Şimdi şuradan ben direkt rebuild yapıp vites kutusunu 4. yıldıza çıkardık. Yeterli clutch plate'imiz olduğu için yükseltmeyi zaten yaptık. 2 tane daha çubuğa ihtiyacım var. Oyun bize çubuk verecek. Bu çok önemli şu anda benim için. Bakıyorum şöyle backplate veriyor. Eco veriyor. Clutch veriyor bir tane daha. Ondan sonra gold veriyor. Yani birazcık parça falan bulmam gerekecek. Yani çok problem değil benim için. Ben parayı zaten öyle böyle harcayacağım. Şimdi ben videoyu burada sonlandıracağım. Kaldığımız yerler tam gazlı videoya. Etkinliğin bitimine dediğim gibi yakın bir zaman kala tekrardan devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Etkinliğin bitmesine tam olarak bir yarım saat var gördüğünüz gibi. 4 tane biletimiz var çünkü 4 tane yarış kaldı. 24.000 de paramız kaldı. Çünkü yükseltmeleri yapacağım vesaire falan diye, parça bulacağım diye bayağı sağlam bir şekilde para harcadım. Ama en azından karşında yapabileceğim tüm yükseltmeleri yaptım diyebilirim. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyor ve etkinliği bitirmeye çalışıyor olacağız. Hadi bakalım, let's go. En son Marcus'un peşine düşüyorduk. Bir tane de kraliyetten bir tane adam var. Onu da yakalayacağız. Hadi bakalım, sonunda Marcus'un peşine düşüyoruz. Let's go. Sonunda bitiriyoruz etkinliği be. Vallahi çok heyecanlıyım şu anda. Benim arabanın aksiyonu bitti, artık her şey senin elinde. Tamamdır. Tamamdır. Biz hallederiz. Biz yakalarız. Sen rahat ol Huan'cım. Sen rahat ol. Önce sana direkt çarpalım. Sana şöyle direkt olarak çarpalım. Uf. Yalnız şöyle bir tane vurup yarı can almak falan o kadar havalı geliyor ki. O kadar cool geliyor ki. Direkt Marcus'u aradan çıkartmam peki. İlk olarak. Bana ne abi, Marcus'tan nefret ediyorum. Yani çok normal olduğunu düşünüyorum. Evet, arabaya çarparak yalnız. Muah. Arabaya çarparak takedown yaptım. Nice. Bana ne, önce ben ilk Marcus'u şey yapmıştım. Neyse devam. Devam. Fazlalık tüm para bize gelecek artık. Yani bir de şey var. Eco kit'i verecek oyun bize. Bir de oradan geliştirme yapacağız. Onları da yaptıktan sonra fazlalık bütün parçalar, fazlalık bütün para nakit olarak gelecek bize. Evet, bu sefer iki tane kraliyetten kişi Marcus'u koruyor. Hadi bakalım. Yakalarız ki her şekilde. Toplam ne kadar? 5,5 kilometre. Tamam, okey. Güzel, olur. Madem öyle. Ben o zaman direkt birazcık draft yapayım madem ya. Bir de düzlük alan falan ya. Ama şu an yapmayayım. Önce birilerini yakalayayım. Tak. Tak. Kolaydı. Bu bir. Peki kraliyetten birinin Marcus'u geçmiş olması. O işin biraz ilginç kısmı. Nasıl olabiliyor bu? Olmaması lazım değil mi mantıken? Neyse, ben şuradan makas denemesi olmadı. Çok da problem mi? Hayır tabii ki değil. Yani de hiç problem değil. Oyun bir de görev vermiyor ya. Direkt yakala geç diyor ya. O olay biraz beni rahatlattı. Yoksa hani görev yapmak falan zor değil ama en azından rahat rahat bir şekilde istediğimizi yapabiliyoruz yarışçılara falan. O açıdan biraz iyi. Daha iyi değil normalden. Tam bunu da indirdik. Sırada kaldı Marcus. Uf, full candan tek attım yalnız ha. Yalnız full candan tek attım ya. Uy. Full candan ya. Acımamız yok abi. Gram acımamız yok hem de. Nice. Biz böyle bastı yapıyoruz. Durduruyoruz ama Marcus yine kaçıyor. Ha tamam. Kralın aracı yavaştan böyle duman almaya başladı falan diyor. Sinyal veriyormuş falan diyor. Ben öyle kolay kolay alaşamayacağım diyor Marcus. Tabii ki. Öyle kolay kolay alaşağı olmazsın ama alaşağı etmesini de biliriz yani. Sen rahat olsun ha. Bu yarışı bir de tekrar yapabiliyoruz. Tamam, okey. Clutch plate verecek, ondan sonra gold. Tamamdır, önemli değil artık. Şu Eco'yu bir basalım. Yapabileceğimiz yükseltmeleri yapalım. Evet. Eco an itibariyle 4 yıldıza çıkardık. Yani ben buradan yükseltme para harcayacağım. Parçaları nakit olarak almayı tercih ederim. O yüzden hiç gerek yok. Turbo da aynı şekilde. Hani 1102 harcayacağım. Zaten bunların tanesi 1000 ediyor. 3000 boşa gidecek. Yani buradaki yaptığım yükseltmeler boşa gidecek. Yıldız atlatamayacağım için. O yüzden devam arkadaşlar. Yani isterseniz parçaları da satabilirsiniz ama zorunda değilsiniz. Hani her şekilde o parçalarda size para olarak geri dönüyor. Zaten görürsünüz şimdi. Evet. Şimdi Marcus'u peşe düşüyoruz. Artık yakalayacağımızı düşünüyorum Marcus'u.
side swipe yandan iki kere çarpmamızı istiyor oyun bizden. Bir de yapamıyormuşum var ya. Bir de yapamıyormuşum. Görevi yapamadan yakalıyormuşum Marcus'u. Tamam bu bir. Bu da iki, tamamdır. La zaten Marcus'un canı birazcık varmış. Şey değil yani. Direkt böyle bir tane vurayım da tek atayım falan olayı yok. Gördüğünüz gibi duvara çarptırdım bir daha. Ama ya o kadar da değil yani. O kadar da değil. Evet, artık yakalayabiliriz seni. Gel bakayım buraya. Tak. Nice. Evet, Marcus'u yakaladık abi. An itibariyle Marcus al aşağı edildi. Bir de bug'a girmese iyiydi. Araba gözükmüyor. Neyse, yat aşağıya Marcus. Evet. Durdurduk aracı. Sen amatörden ne kötüsün? Sen bir hainsin. Polislerle çalışmak. Sen yeraltı dünyasına ihanet ettin. Benim yeraltı dünyama. Evet, senin olduğu için zaten ihanet ettim. Sırf senin olduğu için. Şimdi başında sen olmasan bunların hiçbiri olmayacaktı. Evet, etkinlik bitmesine 27,5 dakika var ve son yarışımızı gerçekleştiriyoruz zamana karşı. Bunu da tamamladığımız anda artık Porsche Cayenne Turbo GT bizim olacak. Çok heyecanlıyım. Arabayı kullanmak için sabırsızlanıyorum. Evet, evet, evet. Ha, bir şekilde King'den kaçmayı başardım falan diyor. Oral canlı çıkmayı başardığına sevindim evlat falan diyor. Biliyorum hani hala zorla bize yardım ettiriliyorsun ama zorla yardım ettin ama yine de hala sana teşekkür etmek istiyorum. Eyvallah Hoancığım, ne demek, hiç problem yok her zaman. Biliyorum evet zorla morla ama o Armstrong şerefsizi yüzünden ama olsun da. En azından Marcus King'in icabına baktık. Ne yaptık, kaçtı falan mı yine? Hani dumanlar altında falan bir şekilde kaçtı mı? Kovalamaya mı çalıştı? Ne oldu anlamadım. Ya da yoksa biz bir şekilde aracımıza dönüp uzaklaşmayı mı başardık sadece? Onu çok çözemedim. Neyse, çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Biz şu yarışı kazanalım da. Artık bu Porsche Cayenne Turbo bizim olsun. Bundan sonra bir de Pagani Huayra R ile oynayacağız. Etkinlik olarak, ayrı bir etkinlik olarak. O daha böyle acayip bir etkinlik olacağı benziyor. Ki Pagani Huayra R de oyundaki iyi araçlardan bir tanesi. Tamam, bu araba da kötü değil de Pagani daha iyi yani. Daha güzel bir araç. Evet, sonunda. Bir sebepten dolayı bütün bunları yapman için seçtirdim seni efendim. Sadece senin sürüş şekillerin değil. Sen aynı zamanda yer altında bir parçasısın. Evet. Yani bütün teslim edilmesi, güvende kalınması gereken parçaları falan hallederse falan diye iyi iş çıkardın evlat dedi ve 60 gold'u da acaba indirdik ve artık Porsche Cayenne Turbo bizim. Nice. Sonuçlar. Tak, 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 tık, tak, tak, tık ve boom. Nice. Ya bunu söylemekten nefret ediyorum ama ileride de seninle bağlantı kuracağım falan diyor. Merak etme, senin gizlin güvende. Yani senin kimse Bravo'da çalıştığını vesaire bilmiyor, bilmeyecek falan diyor. Ve bunu saklamaya devam edeceğim diyor. Oo, bakın gördüğünüz gibi bütün yükseltmelerde duruyor. Sadece Echo 4 yıldız. Geri kalanlar gördüğünüz gibi 656 olarak yazıyor. Yani bayağı yükseltme yaptım yani. Evet, gördüğünüz gibi fazlalık 39.000 nakitte hesabımıza, oyun paramıza aktarıldı. 714 PR'la artık bu araç bizim, gördüğünüz gibi Pagani Huayra R'nin etkinliğin girişinin bitmesine 8 gün 13 saat var. Ben yarın kaydımı yaptırırım. O zamana kadar birazcık işte geliştirme yaparım vesaire. Haberiniz olsun. Güzel bir etkinlik olacaktır bu da bayağı, şüphem yok. Neyse, yavaştan artık videoyu sonlandırayım çünkü etkinliği bitirdik malum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir beğenim bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olmasından başka üyelerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.